Efendim. Öncelikle herkese merhaba. Ben biraz geç katıldım, kusura bakmayın lütfen. Bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Konuya şöyle giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Elif Hanım da değindi. Güncel bir konu. Geçenlerde kamuoyuna yansıdı. Baktat, Baklava ve Tatlı Üreticiler Derneği ile ilgili olarak. Sizlerin de takip ettiği üzere birkaç hafta önce bir açıklama yapıldı. Bu açıklamanın içeriği şuydu. Baklava fiyatlarına zam yapılıyor. Zam yapılmasındaki temel gerekçe Antep fıstığı fiyatlarının arttırılması. Arttırılma gerekçesi olarak da bunun stokçulukla bağlantılı olduğu yönünde Baktat Derneği Başkanı bu şekilde bir açıklama yaptı kendileri. Tabi bu açıklamayı yapmadan önce kendisinden biz şunu beklerdik. Sektörümüzde Gaziantep'le, ticaret borsasıyla, ticaret odasıyla, sektörün ileri gelenleriyle, tüccarlarıyla, iş adamlarıyla, üreticileriyle keşke bir kontağa geçseydi ve meselenin özünü dinleseydi. Bu konuyla ilgili şu şekilde bir aydınlatmak istiyorum sizleri. Şimdi biz bu olayı yeni yaşamıyoruz. Son 10 yıldır var. Maalesef baklava sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımız ne zaman baklavaya zam yapacak olsalar Antep fıstığındaki fiyat artışını bekliyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Burada olay şu. Antep fıstığında fiyat artışı var mı? Evet. Peki gerekçeleri ne? Buna değinmemiz lazım. Bir defa ürün ciddi anlamda dünya pazarında talep görüyor. İhracata gidiyor. Ve bu sadece bu yıla özgü bir durum değil. Son 6-7 yıldır her ne kadar bir fındık kadar da olmasa Antep fıstığı da artık dünyada ciddi bir ihracat ürünü. Diğer bir konu döviz kurları. Biliyorsunuz bir ürünün dünyadaki değerini belirleyen şey sizin iç tüketiminiz, iç talep dengeniz ya da yerli para biriminiz değildir. Bu bir emtia ve uluslararası piyasalarda talep görüyor. Ve tek de değilsiniz, tek oyuncu da değilsiniz, ihracatçı ve üretici olarak. İran, Amerika Birleşik Devletleri sizin en büyük rakipleriniz. Şimdi durum böyle olunca biz de şöyle bir açıklama yapma gereği duyduk. Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası olarak basına biz bu demeçleri verdik. Fiyat artışlarının, baklavadaki fiyat artışlarının Antep fıstığıyla ilgili olmadığını ve bunu da somutlaştırdık. Şimdi baklavanın biliyorsunuz birçok ham maddesi var. Yani sadece Antep fıstığı değil. Evet önemli ama değil. Şeker son bir yıl içerisinde yükseliş oranlarını hepimiz biliyoruz. Ham maddelerin en önemlisi. Sade yağ diye tabir ettiğimiz tereyağı keza böyle. Un aynı şekilde. İşçilik giderleri aynı şekilde. Baklavacıların birçoğu ciddi kira bedelleri ödüyor. Bunları tartışmaya gerek bile yok. Hepimizin başında olan şeyler. Enflasyon kavramı çok ciddi düzeyde hem ülkemizde hem dünyada sıkıntılı boyutta. Bütün bunlardan bahsetmiyoruz ama sadece Antep fıstığından bahsediyoruz. Diğer bir sıkıntılı durum şu. Bu konular tartışıldığında birinci sınıf Antep fıstığının fiyatı 400 ile 450 TL arasındaydı. Şu anda Antep fıstığının fiyatı baklavalık birinci sınıf fiyat için konuşuyoruz. 350 TL. Peki baklava yapıldı. Zamı gerçekleştirdik. Ürünü satıyoruz. Şu anda aradan bir ay geçmedi. Fiyatlar düştü. Baklava fiyatları düştü mü? Hayır. Geçtiğimiz 10 yılda oldu mu bu? Olmadı. Daha enteresan bir şey, ceviz ürünü hepimiz biliyoruz. Benim de çalıştığım kalemlerinden bir tanesi. Ben Antep fıstığının dışında Çetin Bey biliyor, aynı zamanda ithalatçıyız biz. Hem kajuda, hem bademde, hem cevizde. Şimdi cevizde Antep fıstığının fiyatı tam 3 kat. Hatta daha fazla. Peki baklavalı cevizde fıstıklı cevizin fiyatı arasında sizce fark olması gerekmez mi aynı şekilde?
Peki var mı? Maalesef. Bulamazsınız, göremezsiniz. Yani kaliteli bir imalat yapan yerden bahsediyorum tabii ki ben. Merdiven altı bir imalattan bahsetmiyorum. Bir diğer konu, baklavacılar Antep fıstığını stokçuluk yapmakla tüccarları suçluyor da enteresan olan şu. Maalesef ülkemizde belli başlı baklavacılar, buna Antep'tekiler de dahil, hiçbiri, yani hiçbiri dersek belki insafsızca davranabiliriz ama %90'ı diyelim biz buna. Bizim bu işe yatırım yapan, istihdam sağlayan, vergi ödeyen, kurumsallaşan, ihracat yapan firmalardan alışveriş yapmıyorlar. Ürünü daha ucuza almak adına kayıt dışı çalışan insanlardan ürün alıyorlar. İlerleyen dakikalarda değineceğim. Antep fıstığının en büyük sorununa geleceğiz ona. Daha sonra eğer zaman olursa, fırsat verilirse. Şimdi bununla ilgili olarak elbette ki baklavacılar, tatlıcılar bizim için çok önemli. Türkiye kültür olarak endüstriyel alanda tüketime daha yakın. Hani kuru yemiş de önemli bizim için ama endüstriyel ürün daha önemli. Burada baklava Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesinde en büyük sıkıntıyı yaşayan grup bu işin tüccarları, bu işin ihracatçıları, bu işin üreticileri. Sebebi şu, birçok firmamız taahhütte bulunuyor, anlaşma yapıyor. Yurt dışıyla yüz binlerce dolar, milyonlarca dolar anlaşma yapan firmalarımız var. Ama enteresan olan şu ki, ürünlerin taahhütünde yapılıyor, anlaşmalar, kontratlar yapılıyor. Fiyat yükselişi olduğu zaman çok zarar ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Celal Bey, ben çok özür dileyerek araya giriyorum ama kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah, buyurun. Vaktimiz de kısıtlı ama ben vaktimiz kısıtlı olduğu için çok önemli bir konuyu atladım. Eğer müsaade ederseniz, katılımcıların da müsaadesi olursa sadece iki dakika. Tabii, bir buyurun. Konuda bir şeyler eklemek istiyorum ben. Buyurun, hemen kısaca alalım. Şimdi Antep fıstığıyla ilgili tabii gündemimizi farklı konular meşgul ettiği için esas konuya odaklanamadık. Konumuz aslında önemli olan şey şu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunlarla ilgili girişimlerde bulunmuştuk daha önce. Fakat maalesef bir türlü sağlayamadık. Antep fıstığında ürüne prim desteği maalesef yok. Buradaki sorun şu. Neye neden oluyor bu? Ürünü kayıt altına alamıyoruz. Ürün kayıt altına alınamadığı için ürünün istatistik verilerine sahip olamıyoruz. Ülkemiz, hazinemiz alması gereken vergiden maalesef nasiplenemiyor. Bizler ürünü üreticiden nihai tüketiciye kadar takip noktasında sorunlar yaşıyoruz. Bu çok önemli bir husus. Nasıl fındık fındığa diğer tarım ürünlerimize veriliyorsa Antep fıstığına da ürüne prim desteği devletimiz tarafından sağlanmalı. Antep fıstığı diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi cevizde, bademde, fındıkta, kayısıda, incirde olduğu gibi çok önemli ve spesifik bir üründür. Bulunduğu coğrafya için çok önemlidir, ülkemiz için çok önemlidir. Ve son yıllarda inanılmaz derecede ihracat potansiyeli artmıştır. Üretim potansiyelimiz şu an itibariyle olduğu yıllar, tarımda var yılı olarak kabul edilen, tabir edilen yıllarda 350-400 bin tonları buluyor. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde biz 700-800 bin tonları hedefliyoruz. Biliyorsunuz Antep fıstığı çok meşakkatli bir iştir. Ürünle uğraşmak, üründen ürün elde etmek, 11 ağacın meyve vermesi 15-20 yılı bulabiliyor. Çok önemli bir ürün. Çok ciddi anlamda bir ihracat ürünüdür. Aromasının farklılığı Amerika ve İran gibi ürünlerin dışındaki önemliliği dünya pazarında anlaşılmıştır. Çok küçük bir örnek vereceğim. Özür diliyorum tekrar. Dünyanın en büyük Antep fıstığı üreticisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne Antep fıstığı gönderebiliyoruz. Nedeni de şu, etnik marketler o aromayı biliyor. Orta Doğu kökenliler o aromayı biliyor ve tercih ediliyor. Bu çok önemli.
Vaktinizi aldım. Özür diliyorum. Estağfurullah. İstanbul Ticaret Borsası'na teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Çetin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.